Hocam. Aha da buyurun. Farklı bir ses. Şu anda gerildim. Ben sizin iç sesinizim. Ha. Neden buradasınız acaba? İyice ne abartalım. Hocam bir şey çok merak ettim. İç sesim bir şey merak ediyor. Şu anda paniğe kapıldım evet. Neden uyanırız? Güzel soru. Gerçekten kısa ve net oldu. Fakat cevabı hiç bu kadar kısa ve net olmayacak. Neden uyuruzu cevaplamak lazım önce. Beynimizin sapında bir yer var. Yani sapı derken yanlış anlaşılmasın. Şurada beynin hakikaten sap gibi aşağıda bir yeri var. Temel yaşamsal fonksiyonlarımızı düzenleyen bir yer. Soluk alma, kalp atışı falan. Ama aynı zamanda beyin fonksiyonlarımızın ne düzeyde çalışacağını da belirleyen bir bölüm orası. Bütün gün içerisindeyken burası beynin her tarafına böyle havai fişekler gibi sinyaller gönderiyor. Bu sayede biz uyanık kalıyoruz. Ama akşam saatleri geldi mi? Eğer tabii bilgisayarla bilmem neyle ayarı bozmamışsak. Akşam saatleri geldiğinde bu bölgenin aktivitesi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Beynin yukarılarına giden hadi artık algılara bakalım, uyanalım, cevap verelim tarzı uyaranlar azalmaya başladığı için bizim hafif hafif beyin dalgaları yavaşlamaya, işte o beyin dalgaları ağırlaşmaya, gözlerimiz kapanmaya ve genel olarak hareketlerimiz ağırlaşmaya başlıyor. Bu tam uykuya geçme hali. Yatıyoruz, uyuyoruz. Uyku işte yaklaşık 1,5 saatlik döngüler halinde işte rüya müya gördüğümüz REM dönemleriyle falan gidiyor. Böyle dalmalı çıkmalı bir sistemi var rüyanın. Neticede sabah saatlerinde uykumuz yeterli miktarda alındığında, saat falan çalmasını kastetmiyorum hani o telefon kurup uyanıyoruz ya, o değil. Genellikle sabaha karşı en son yaşadığımız o REM döneminde, uykunun yüzeyselleştiği dönemde bu beyin sapımızdaki bölüm artık karar getiriyor ki yeterince arşiv çalışması yaptım, yeterince dinlendim, beyin hücrelerine enerji depolarını yeniledim. Ne yapayım ben beyne tekrar uyarı göndermeye başlayayım diye önden arkaya doğru beyin kabuğuna faş 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 uyarılar göndermeye başlıyor. Biz de bu sırada normal uyanma döngüsünü yaşıyoruz. Ama maalesef modern dünyada, maalesef mesai toplumunda gece geç yatıp sabah hep böyle bir alarm sistemiyle uyandığımız için bu doğal uyanma döngüsünü kaçırıyoruz. Bunun zararı ne oluyor? İnşallah hepiniz bu farkı biliyorsunuzdur. Normal hafta içi okula ya da işe gitmek için saatle uyandığınız bir sabahki ruh halinizi düşünün. Bir de böyle yaz tatilinde ya da efendim işte yaylaya çıktığınız bir günde hiçbir acil işiniz yokken sabah 6 gibi bir anda gözünüzü açıp da yataktan fırladığınız anı düşünün. İkisi arasındaki fark bize çok fazla şey anlatıyor. Bir tanesi biyolojik olarak ertesi güne tam hazırlığın yapıldığı, işte o yayladaki ya da tatildeki verim uyku. Öbürü ise maalesef beynin gerekli dinlenme ve gıdayı bir türlü alamadığı, temizliğinin yapılamadığı yarım yamalak bir gece deneyimi. Bu arada Hintli bir Sadhguru isimli bir bilgenin videosunu izliyordum internette. O enteresan bir şey söylüyor ve çok büyük payı var. Bugün günümüz insanının, şehirli insanın özellikle aşırı uzun uyuması gibi bir sorun var. Bu aşırı uzun uyku gerçekten de biyolojik olarak günlük hayatın hayhuyundan bir kaçış refleksi. Özellikle sürekli gürültünün, sürekli karar verme zorunluluğunun, sürekli belirsizlik ve stresin içerisinde yaşayan bir organizma olarak insan yatağa gidip bu düzenden, bu sistemden kaçmanın bir yolunu bulmuş. Bu da çok uzun uyku. Uykular genellikle dinlendirici de olmuyor. Gece işte ışıklandırma ve sesten dolayı ama uykunun bugün çok uzun olmasının sebebi aslında hayat içerisinde maalesef çok da beynimize uygun bir ortamda yaşamıyor olmamız. Sözün özü uyutan da uyandıran da bir şekilde beyindeki mekanizmalar. Onun nasıl çalıştığını da gün içinde nasıl yaşadığımız belirliyor. O yüzden bu videoda da tekrarlamak isterim. Ozan bu sana özel. Ne yaparsan elinle o gelir seninle. Evet. Şimdi aklıma geldi hocam. Kuracaksan 45 dakikalık bir şey kur. Onda uyanman daha kolay gibi bir şey. Aslında 1,5 saatlik katlar şeklinde kurmak daha mantıklı. O 1,5 saatlik katlarda her 1,5 saatte kabaca saatte çalışmıyor vücut ama bir REM uykusuna çıkıyorsun 1,5 saatlik aralıklarla. Zaten öyle uygulamalar da var. Bir dakika nasıl bir kurmaktan bahsediyorum? Şöyle mesela diyelim saat atıyorum 10'da yattın. Tamam. 11.30'da, 12, 1.30'da, 2, 3.30'da REM uykusu dönemlerine çıkıyorsun kabaca. 1,5 saatlik aralıklarla. Eğer mesela sabah işte kaçta kalkmak istiyorsun? 3.30 dedik. 4, 5.30. Sabah 5.30'a saatini kurarsan 5. 1,5 saatlik dönemde REM uykusunda alarm çalma ihtimali yüksek. O zaman biraz daha dinç kalkma. Ve genellikle de uyandığında tam rüya görüyordum, uyandım deme ihtimalin yüksek. Çünkü o sırada beyin rüya görüyor. Normal şartlarda beyin son REM uykusunda uyanıyor zaten. Yani en son REM'de uyanır sabah. Ama biz genellikle işte uyanmamız gereken saate kadar dinlenme döngümüzü bitirmediğimiz için saatte arada uyanmaya çalışıyoruz. Bu arada her zaman tam 1,5 saatlik döngüler halinde olmuyor. Beyin saatte çalışmadığı için. Beden hareketlerimizi işte yataktaki dönmelerimizden ölçen cep telefonu uygulamaları var. İşte Sleep Timer, Good Sleep falan filan gibi hem iOS'ta hem Android'te uygulamalar var. Bu uygulamaları yüklüyorsunuz. Telefonunuzu uçak moduna alıyorsunuz. Yastığınızın altına koyuyorsunuz. Gece uyurken siz debelenirken o sizin vücut hareketlerinizden telefonunuzu
telefonun akselerometresiyle hangi dönemlerde REM'de olduğunuzu hesaplıyor ve sabah uyanmak istediğiniz saate en yakın REM döneme geldiğinde alarmı basıyor ve sizi uyandırıyor. Ben birkaç kere denedim, çok güzel. Bu yazılımların bir faydası daha var. Gece REM döngülerinizi kaydettiği için sabah ne kadar kaliteli uyku uyuduğunuzu da görüyorsunuz. Bazıları mesela Sleep Timer bunu skorluyor. Bu önemli bir şey. Ben o uygulamaları kullanmaya başladıktan sonra ciddi önlem almaya başladım. Çünkü geceleri bildiğin, yani beni ejderha çiğniyormuş gibi uyuyorum. Hani çok uyuyordum o zaman. Hakikaten çok eziyetli uykular. Sonra hatta bir gece cep telefonunun kamerasını kurdum. Timelapse modunda. Yani işte bu kaç 5 dakikada bir film alıyor, bir resim alıyor. Paranormal aktivite yaptınız. Tabii tabii. Çektim kendimi gece. Sabah bir izledim onu. Bütün moralim yerle bir oldu. Yani hakikaten biri beni duvardan duvara çarpıyor. Hiç paranormal aktivite izlemene gerek yok. Bu tam bir huzursuz uyku görüntüsü. Ve yatak perişan olmuş yani. Bir bakıyorum ve sabah yorgan bir tarafta yaz. Ben de ne oluyor diyordum. Gece dövüyorlar beni. Uyku kalitesinde sorun varmış. Sonra onunla ilgili birkaç önlem aldık. Dediğim gibi gün içinde kaloriyi azalttık. Biraz hareketi arttırdık. Biraz hayatı sakinleştirdik. Çok şükür uyku da düzene girdi. Nereden nereye bak işte, görüyor musun Allah'ın işi. Sordun o zaman yani. Gerçek durdum. Ufacık power nap'e girelim o zaman hocam. Ha, power nap. Beynin reboot sistemi. Daha dün başımıza geldi burada da. Sevgili YouTuber oğlum Metehan'ı anayım. Sabah biraz erken kalktık biz pazar günü. Kızılcahamam'da Eğitimde Değişim Derneği'ne bir sunumumuz vardı. Erkenden gittik. Sonra işte sunumu yaptık falan. Tabii baba oğul takılırken baş başa dedik ki bir de söylemesi ayıp Kızılcahamam'dayız. Bir şeyler yiyelim. Girdik bir yere. Pideleri, efendim kiremitle sucukları falan da gömünce yola çıktık. Yolda Ankara, yani Kızılcahamam sonuçta 40 dakikalık falan bir yol. Fakat bize bir uyku bastı. Dedim ki bu çok da hani emniyetli değil. Arabayı çektik bir kenara. Metehan dedi ki baba yani dedi ben bayağı bir dedi gözüm kapanıyor böyle. Bak dedim şimdi kısa bir uyku uyuyalım nasıl iyi gelecek. Ondan sonra çektik arabayı, yatırdık koltukları. Küt diye arabanın içinde 15'er dakika bir sızdık beraber. Sonra gözümüzü bir açtık. Bana döndü dedi ki baba dedi uykun var mı dedi. Araba kullanacağım ya telaşlı. Yok dedim vallahi uykum gitti. Ya benim de dedi gitti. Her şey dedi çok parlak gözüküyor dedi şu anda. Ona anlatmıştım tam bir gün sonra işte buna denk geldi. Burada da anlatayım. Power nap dediğimiz kısa uykular beynin aşırı yorgun durumunda konsantre olamamasını en iyi ortadan kaldıran, o konsantrasyon sıkıntısını en iyi kaldıran mesele. Tam fizyolojisini bilmiyoruz. Mesela gece uykusunda uzun sürede beyin böyle bildiğin sünger gibi daralıp genişleyerek yıkanıyor falan, içi temizleniyor ama Türkçesi ne bunun ya? Güç kestirmesi. Tuhaf oldu. Güç kestirmesi diye bir şey yok. Kestirme diyelim ona. Yok galiba. Şekerleme. Baba şekerleme. Şekerleme. En güzel. Bak bizimki daha tatlıymış. Şey tatlı zararlı bu arada. Şekerleme yapmak. Yani bir şekilde 10-15 dakikayı geçmedikten sonra hakikaten bilişsel fonksiyonları çok etkiliyor. Ama gündüz yarım saatten fazla uyursanız, hani 20 dakikadan fazla yarım saati bulursanız bilişsel fonksiyonlar düşüyor. Power nap'ler kısa kısa uykular ve çok iyi geldiği, hafızayı arttırdığı, konsantrasyonu arttırdığı, hata yapmayı azalttığı gösterilmiş bir uygulama. Tabii gün içinde 10 kere değil, genellikle bir kere yapılıyor. Şu power nap değil, yani şekerleme değil. Mesela bilgisayara bakarken böyle gidiyorsunuz ya içiniz geçiyor ya da televizyon izlerken karşısına sızıyorsunuz. Bu değil, bu sızma dediğimiz durum. Sızmayın. Şekerleme bizzat niyet ettim Allah rızası diye yatacağım. Öyle 10 dakika 15 dakika. Bu arada saat kurarak falan olmaması gereken bir şey onu da söyleyeyim. Öyle değil. Zamanı belirleyerek değil. Genellikle uygun zamanda hakikaten yorgun olduğunuzda uyuyorsanız 15 dakika içinde uyanıyorsunuz zaten. Hemen bir kısa kestirme ve tak diye kaldırıyor. Hocam madem uykuya daldınız benim bir sorum var. Uykuya dalmadım estağfurullah. Güzel oldu ama. Madem uykuya daldınız. Sabah 6'da kalkacağım. Çok önemli bir işim var. Beynime bunu kodladığım anda alarm kurmama gerek kalmıyor ve evet. Sürekli böyle istisnasını görmedim. Tabii ben riske girmeyip genelde kuruyorum ama alarm kurmama rağmen 2 dakika yani alarm çalmadan 1 dakika, 2 dakika önce uyandım defalarca olmuş. Sen bana bunu daha önce de sordun ve senin yüzünden şu anda bende de başladı aynı şey. Neden olduğunu bilmiyorum. Fakat birkaç gündür sinirim bozuk. Mesela normalde saatle kalkacağım ve süklüm püklüm kalkacağım diye beklerken zank diye gözüm açılıyor ve genellikle alarm 10 dakika kala uyanıyorum. Bu güzel bir şey bu arada. Ama her sinir bozucu dediğim şey şu. Yani fazla enerjik kalkıyorsun ve bu benim moralim bozuyor yani. Bu tabii ki şimdi beyindeki sistem aslında uyumayı şuur kaybı olarak düşünüyoruz ama şuur kaybı değil. Başka bir bilinç hali uyku. Arka planda bir şeyler çalışıyor. Hatta Allah'tan daha önce soruyorum da video çekmedik galiba. Mesela uykuda öğrenme konusunda çektik mi? Çünkü değişti o. Şimdi yeni bir teknik girdi devreye. Artık uykuda öğretebilme tekniğinin ucu açıldı. Onu da başka bir şeyde anlatırım. Uyku farklı bir bilinç hali olduğu için arka planda zaman hesaplaması, işte ağrı ya da ses duyma vesaire gibi duyular aslında devam ediyor. Sadece eşik yüksek. Onlar bizim
günlük bilincimize ulaşmıyor. Dolayısıyla orayı programlamanın bir yolu var. Ben küçüklüğümden hatırlarım onu. Herkes de genellikle duygusal olarak yoğun yaşadıkları şeylerden bilirler. Mesela işte sabah işte arkadaşlarınızla buluşup efendim oyun parkına gideceksinizdir. Bunu bilerek yaptığınızda küp diye sabah erkenden kalkarsınız diye parka gideceğiz. Bunun gibi yüksek motivasyonlu şeyler zaten sağlıyor sabah erken uyanmayı ama şu anda bende o durum da yok. Araştıracağım bunu. Senin yüzünden birkaç zamandır onu yaşıyorum. Bulunca da burada soru cevapta tam mekanizmasını anlatacağım. Tam bildiğim bir konu değil aslında ama çok zevkli. Deneyin. Yeterli motivasyon. Sabah şu saatte kalkacağım. Saati de kurun gene ihtiyaten. Sonra Sinan Hoca yüzüne işten atıldım. Sıkıntısı olmasın. Duygusal bağdır bence. Zaten mesele o. Beyin duygusal ya. O duygusal sisteme o saati öğretme meselesi. Denemek lazım. Ben şimdiye kadar kullanmamıştım o sistemi. Korku çok işe yarıyor. O da var tabii ki. Tabii ki. Korkuyorsam. Setten şutlayacaklar beni falan gibi. Ya da işte ne bileyim. Sizinle buluşacağız mesela. Önemli bizim için. Şimdi böyle demeyeydi neydi? Evet. Sanki Sinan Hoca fırça mı atıyor evet, yani? Ya yani önem demek. Beni kaç kere ektiğinizi anlatayım mı şimdi burada yani? Ben sabahları müthiş ayarsız bir mutluluk ve enerjiyle uyanıyorum. Yani bu ve öyle. Allah yani bu, beter etsin. Böyle dert mi olur? Hocam gerçekten yani çok kötü zamanlarımda oldu. İşte çok ciddi ağır depresyon geçirdiğim zamanlarım oldu. Kayıplarımın peşinden. Yani hepsinde müthiş mutlu ve müthiş ayarsız bir enerjiyle uyanıyorum. Fakat bu benim bu yaşımda fark ettiğim bir şey. Benim babam da öyleydi hocam. Yani kim? Hani adam 56 yıl bir ömür yaşadı ve hani hiçbir kötü zamanı olmadı. Sıfıra vurdu, iflas etti, alacak verecek şu bu işte kendi psikolojik problemleri. O da hani normal bir insan düzeyinde her şeyi yaşadı. O da en kötü zamanlarında bile sabahleyin çok enerjik ve çok böyle mutlu uyanırdı yani her sabah. Bu acaba benim öğrendiğim bir şey mi oldu? Muhtemelen. Bu genetik geçişte olacağını düşünmeyeceğim bir şey. Yani muhtemelen genetikle alakası yoktur ama kız çocuklar babayı, erkek çocuklar anneyi çok fazla aynalayarak davranışlarını iktibas ettikleri için muhtemelen o davranış sana geçmiş olabilir. Evet, bak bu enteresan bir konu. Yani annenin babanın davranışlarının çocuklara bu şekilde geçtiği çok örnek var. Belki bu da ondan. Sen sonra gün içinde düşüyor mu ama? Bazen mutsuz oluyorsun tabii, çünkü. Tabii. O sabah kalktı tabii. İlk demek kavşanı. Ki o öğrenilmiş bir davranış. Yani belki evet. Çok gördün sabah öyle olduğunu, hep pozitif olduğunu. Ve sabahları pozitif olma refleksi yerleşmiş olabilir. İlginç bir nokta. Evet. Muhtemelen. Rabbi Enteş bir kitabında şey diyordu. Kadınlar mutlu uyanır, erkekler mutsuz uyanır. Ama şey hayır. Yok ya işte. Öyle bir genel şey vardı. Sadece mutlu ve Murat. Pozitif kalkmak bu benim kendime öğrettiğim ve hayatıma oturttuğum bir şey değil. Gerçekten çok içsel olarak bir mutluluk ve enerjiden bahsediyorum. Şey uyanması i̇şte, değil. Bugün harika bir şey olacak ya hissediyorum uyanması değil. Anlamsız bir şekilde mutlu ve enerjik uyanma yani. Video formatı iyi oldu ha böyle yardıralım. Ne güzel. Evet, serbest mi? Allah daha beter etsin yavrucuğum. Amin hocam güzel. Hatta akşama kadar sürsün mutluluktan uyuyama. O derece.